hayatın kendisi için önemli adalet ve hukuk. Adalet olmadan sen, ben ve sokaktaki kimse eşitliğin tadını alamaz. Adalet ve hukuk önemli çünkü insanız. Bir ülkenin yani kalkınabilmesi için, çağdaş eğitim düzeyine ulaşabilmesi için tabii ki adaletin, hakkın, hukukun çok önemi var. Türkiye'de olmadığı için önemli başta. İnsanın yaşamı için olmazsa olmaz, onun için çok önemli. Adalet ve hukuk olmadan yaşam, yaşam değil ki. Adalet ve hukuk olmazsa insan yaşamı tehlikeye girer diye düşünüyorum. İkisi de yok. Yıllardır yok. Ama değiştireceğiz. Az kaldı. Öyle bir yanlış kişiye sordunuz ki şimdi bir dokun bir ağ işit misali tabii ki yok. Asla yok. Kesinlikle yok. Ben bir avukat olarak söylüyorum, bence yok. Hukuk da işlemiyor. İşlediği iddia edilse de çok aksak, kör topal diye tabir edeceğimiz şekilde işliyor. O işin düzeltilmesi lazım. Düzeltilmediği sürece hiçbir yere varamayız. Kesinlikle işlemiyor. Kesinlikle işlemiyor. Türkiye'de adalet yok ama adalet sarayımız var. İsim olarak var ama işleyiş olarak yok. Yani saymakla bitmez. Bir kere insan hakları yok, kadın hakları yok, hayvan hakları yok. Hiçbir şeyin burada düzgün bir şekilde savunulduğunu veya savunulabileceğini bile zannetmiyorum. En büyük adaletsizlikler hayvanlara olan şiddet ve kadınlara. Yani her gün duyuyoruz ve gerçekten içimiz ağlıyor. Yani bir kadın olarak ben şahsen akşam 8'den sonra yani hava karardı mı dışarıya çıkamıyorum. Çünkü başıma bir şey gelse diyecekler onu giymeseydi, bunu giymeseydi, ne bileyim bu saatte dışarıya çıkmasaydım. Yani örnek verirse kadın cinayetlerinden tutun da hayvan haklarına kadar, doğa kanunundan tutun da insan haklarına kadar her şeyde adaletsizlik var. Her alanda adaletsizlik var. Gelir dağılımı, insanların demokratik hakları. Bu şu an say say bitiremem. Usulsüzlük, adam aklama. Bazı suçları işleyenler gerekli cezaları almıyor. Gerekli yaptırımlar uygulanmıyor. Uygulansa bile cezaları çok kısa sürede çeşitli bahanelerle tekrar sokaklara salınıyorlar. Herhangi bir kişiye fanatiklik yapıp her zaman oylarını onunla vermemeleri gerekiyor. Yenileri denemeleri gerekiyor. Yenileri geldikçe de bir şeyleri değiştirecektir zaten. Yani bu ülkede yönetim veya sistem değiştiği zaman din değişmeyecek veya insanların görüşleri değişmeyecek. Yaşayacaklarını yaşayacaklar zaten. Şimdi de yaşıyorlar. Yarın da yaşayacaklar. Bence daha sağlam bir kurallar çıkmalı. Başta sistemin değişmesi gerekiyor. Sistem değişmeden nasıl mücadele edilecek? Şu an imkansız. Çünkü her yerde var. Sivil toplum biraz, örgütleri biraz güçlenmeli. Adaleti sağlayacak olan hakim ve savcılarımızın daha iyi eğitilmesi gerekiyor. Yani birilerinin adamı olarak bir mevkiye gelmektense çalışmayı benimseyerek gelmeleri gerekiyor. Ya artık bireysel de ses çıkarmaya başlanmalı bence. Hani bir ben sesimi çıkartırsam ne olacak? İşte o dokunmasın bu dokunmasın zamanı geçti yani. Herkese dokunuyor.